Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Serdar. Bugün sizlerle birlikte çiğ köfteli hamburger yapacağım. Ben çiğ köfteyi çok seviyorum. Hamburger ekmeğimi, domateslerimi, marulumu, çiğ köftemi. Mis gibi çiğ köftem. Ayrıca etli çiğ köfte bu. Harbi hamburger olacak yani. Orijinal etli çiğ köfteden harbi çiğ köfte burger yapacağım. Tozsuz olmaz, bir de acı sosum var. Ya bugün muazzam bir enteresan lezzet çıkartacağım. Buna eminim. Artık nasıl bir şey olur, nasıl lezzetli olur bilmiyorum. Lezzetsiz olsa da yiyeceğim zaten, biliyorsunuz. Ben hala buna bir isim arıyorum. Çiğ burger, çiğ köfte burger, ham çiğ köfte. Bugün enteresan lezzetlerde çiğ köfteli hamburger yapıyoruz. Enteresan lezzetlerim de genelde başarılı olur, bilirsiniz. Ama hiç çiğ köfte burger yiyeceğim aklımın ucundan gelmez ya. Böyle bir heyecanlı değilim dersem yalan olur. Bir de ben şimdi kahvaltı da yapmadım, doğruyu söylemek gerekirse. Sırf şu videoyu çekeceğim, çiğ köfte hamburger yapacağım diye karnımı doyurmadım. Çünkü eğer güzel olursa, eğer beklediğim gibi lezzetli olursa vallahi iştahlı iştahlı gömmek istiyorum. Hadi bakalım, başlayalım. Önce çiğ köftemizi bir böyle hamburger gibi ekmeğe güzelce, yani kıvamını, boyutunu bir şöyle bir ayarlamam lazım. Nasıl? Güzel oldu ya. Bu iyidir. Tam ekmek boyu. Oo. Sadece şunu tamamdır. Yapıp şimdi bir domatesimizi de keselim. Domatessiz hamburger olur mu ya? Ben diyorum ki şunun en altına bir sos süreyim önce. Oh. Sosla da 10 numara olacak ha. Acı sos. Ya ketçap mayonez şimdi çiğ köfteye dökemem. Anladın? Ketçap mayonezle çiğ köfte olmaz. Tamam, bu kadar yeter. Oo, kıvırcık marul. Tam bir hamburgerlik. Tamam, buna bir limon koymak lazım. Şöyle biraz limon sıkalım. Oh. Gençler, benim ağzım sulandı. Bir de bir domates koyalım. Tamamdır. Muazzam bir şey olmadı mı? Bir şey diyeyim mi? Gerçekten muazzam ötesi bir şey oldu. Ben bunu cayır cayır gömerim. Ayransız olmaz dedim, ayran aldım geldim. Çiğ köfte burgerimi sabah kahvaltısı niyetine deliler gibi hunharca gömeceğim. Acı sos var ya, muazzam olmuş. Keşke acı sosu biraz daha azsaymışım. Arkadaşlar, hepinize tavsiye ediyorum. Kesinlikle çiğ köfteli hamburgeri deneyin. Gençler, denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyin. Deneyin, muazzam ya. Allah'ım yarabbim, bayılıyorum. Şu enteresan yemek lezzetleri serime
bayılıyorum ya, muazzam şeyler çıkıyor ya. Çiğ köfteli hamburger bugün 10 üstünden 9.9 ile geçti. 0.1'i nereden kırdığımı da bilmiyorum. Bilmiyorum ama 9.9 yani. Gençler kendinize iyi bakın. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Yeni bir enteresan lezzet yemek serilerinde ve diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şuralarda. Sizi seviyorum, siz de beni sevin.